Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhallebili ve zerdeli kup tatlısı yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Zerde tatlımızın yapımı için bir küçük çay bardağı pirincimizi tenceremize aldık. Üzerine 5,5 su bardağı suyumuzu ilave ettik ve 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Bu şekilde pirincimizi haşlamaya bırakıyoruz. Pirinçlerimiz bu şekilde haşlanırken biz muhallebimizi hazırlayalım. Muhallebi tarifimiz için 4 su bardağı sütümüzü tenceremize aldık. İçerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Muhallebimizi çırparken 2 yemek kaşığı unumuzu ve 2 yemek kaşığı nişastamızı ilave ediyoruz. Çırpma işlemimize devam ediyoruz. Muhallebimiz kaynayana kadar bu şekilde bırakmadan çırpma işlemimize devam ediyoruz. Muhallebimiz kıvamını aldı ve kaynamaya başladı. Şimdi bir paket şekerli vanilimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız içerisinde eriyene kadar karıştırıyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz. Muhallebimizi soğumaya alıyoruz. Pirincimiz yarım saat kadar haşlandı. Şimdi içerisinde 1 tatlı kaşığı kadar limon rendemizi ilave ediyoruz. Limon rendesi hem rengiyle hem de güzel aromasıyla tatlımıza güzel tat katacak. 1 tatlı kaşığı zerdeçalımıza 2 yemek kaşığı gül suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Zerdeçalımızı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra kaynayan tatlımızın içerisine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen tatlımızın rengi değişti. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynayan karışımımızın içerisine 1 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüzü ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tatlımıza kıvam vermesi için 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı 1 çay bardağı suyumuzla açıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Nişastamızı açtıktan sonra tatlımızın içerisine ilave ediyoruz. Tatlımız kıvam alana kadar ve kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi zerde tatlımız kaynadı, kıvamını aldı. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Soğuyan zerde tatlarımızı hazırladığımız muhallebilerimizin üzerine ilave ediyoruz. Muhallebili ve zerdeli kup tatlımız hazır. Gerçekten harika oldular. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.